Ota ona hakkında suhbat vereyim dediler. Ha? Biraz suhbat vereyim. Ota ona hakkında. Şimdi bu suhbatını köprü yaşlar eşitse yaxşı bölerdi. Yaşlar hazır gününde ota onanı horlayarken ota onaya bir para o yaşlar cüde hem köp. Bunu yaşlar eşitse yaxşı bölerdi. Öyle. Otalarımızdan bana ota onaları dünyadan ötkenler. O şey payetlerde ota onanı kandak kadrige yetken ya da yetmegen bir parva bugün bir hayatımızdan bir koz aldığımızdan namunu ötedi. Çünkü aralarımızda ota onanı dualarını alırlar bu ise hizmetlerini kıyan bu ise ota onanı narazı kıyanlarım hazır narazı kıyanlarım buluşu mümkün. O şey için bir ota ona hakkında mavzu az gene mesele kıyanımız. Hukamalar eytediler. Hayatında medet gerek olsa dediler. Medet de bilemez. Medet degen de koşumça kuş bir suyana degen derse işongen bir derse o yanınızdaki bir işongen adamız buluşu mümkün. Ya ki başkalarından kora meblağız kopra buluşu mümkün. Vallarız dasyar bulup kullardan iş geledigen. Çünkü hemmesi medet kullas. Hayatında medet gerek olsa medet sözünü tezkeresine okugun dediler. Medet sözünü tezkeresine okusak dedem diyen söz çıkarken. Hayatında mana gerek olsa, mana sözünü tezkeresine okugun dediler. Mananı tezkeresi onam diyen söz çıkarken. Ey insan, sana hayatındaki medet hem, sana hayatındaki mana hem, bana şu iki de zatlardan, bunlardan ki gün hayatında medet hem bu miydi, mana hem bu miydi dediler. Misal için, bir hovlida 5-6 ta farzandlar, kattasi uylanadi, keyinchi uylanish uchun nima qiladi? Boshqa uchastka qilib ketadi. Ikkinchisi uylanadi, uchinchisi uylanish uchun ikkinchisi ham boshqa bir uchastka qilib u ham ketadi. Xullas, oxirda bittamiz qolamiz. Qolgan farzandlar qayerda yashaydi? O, bir atroflarda yashaydi, o'zini uchastkalarda oilasini. Ota-ona tirik paytda o'sha boshqa uchastkada yashayotgan farzand ham ota onasini uyiga, kindik qoni to'kilgan uyiga bemalol boshini g'ostib, eshigini bir tepib kirib kelaveradi. Chunki nimaga? Uni suyanchiq tog'i bor edi, ota bilan ona bor. O'sha joyda kuni bilan yotib, kechqurun qop ketsa ham, loqal uka aytmaydi, aka bora qoling endi oilangizga, biz dam olmoqchi edik demaydi. Mushugini biroq pishitmaydi. Nega? Ota ona shunchalik zabardast to'q, farzandini har qancha bo'lsa bag'riga sig'dirib. Lekin ota-ona o'tgandan keyin, o'zlarini haqiqiy uylariga olib borib qo'ygandan keyin, o'sha kindik qonimiz to'kilgan joyga kirishga xijolat bo'lamiz. Kirmayotganlar bor. Ukamku og'ir emas, avvalgi kelganda ukamni xotini sal eshigini taqillatib yopdimi, idish-tovoqlarni taqil qarsillatib qo'ydimi, bolasini urib so'kdimi deb har bitta harakati yuzimizga tarsaki bo'lib tushuradi. Nima borsanga, borsang-chi endi. Mayli ota-onang boringda bormaydi deydi. Endi nima borsanga deb tarsaki bo'lib tushuradi azizlar. Bu ota-ona mavzusi birodarlar. Qur'on mavzusi, Qur'onda oyatlar bor. Bu hadis mavzusi, janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ota-ona to'g'risidagi mavzu, farzand bilan ota-ona o'rtasidagi hurmat haqidagi qancha-qancha hadislar rivoyat qilingan. Bu to'g'rida qancha-qancha rivoyatlar kelgan, ulug'larning hayotlaridan namunalar kelgan. Hozir ham bor. Mahmudxon Mahdum domilani baytlarida aytadilarki, kalomi sharifda dedi Xudoyim, ota-onang rizo shunda rizoyim. Xudo Qur'onda aytibdi, agar ota-onang rozi bo'lsa, shunda rozi bo'laman deyapti. Shart shu, Xudoni rozi qilishlikning sharti shu, ota-onani rozi qilish kerak. Nima qilsa qilsin, rozi qilsin. Ota-onani oxirgi nafaslarda xizmatlarni qilib, bir umr ehtirom qilib, hurmat qilib, o'sha oxirgi nafaslarda bolam, men sendan roziman. Xudo rozi bo'lsin. Menga qilgan xizmatlaring farzandlaringdan qaysin bolam, dunyo turguncha turgin degan duoni olgan bola farzand
ikki dunyoda xor bo'lmaydi. Ikki dunyoda kam bo'lmaydi. İkide insan işlemesin deganda. Biri ota-onasini duosini oldi. Ota-ona undan rozi bo'lgan. İşlemesin deydi. Ota-onani duosi barakotidan dasturxoni to'kin bo'ladi. Ota-onani duosi barakotidan hamma dilidagi niyatga yetadi. Bir ukamiz bor shaharda. Juda qiyinchiliklarda o'tdi. Juda o'zi yaxshi iymonli yigit. Otalari kasal bo'lib qoldilar. Bir ko'rdik. Yaqinda o'tgan yili kuzda, kech kuzda aytyapti, shu oktyabrmi, vallohu a'lam, noyabrmi, shunda aytayotganlar bir ehsondan olib kelyapmiz. Qoraqa dadamlarni bilardingiz. Dadamlar bemor bo'lib qoldilar. Hammomga olib kirib, o'tqizib qo'yib, oyoqlarini tizzalar, yelkamga qo'yib turib, shampullab, machalka bilan shunaqangi cho'miltirib, hali ishqalab yuvaman. Odam dadamni yum-yum yig'laydilar deydi. Yum-yum yig'laydilar. Shundoq boshingni qo'ling, shundoq o'sha bolam, dunyo turguncha tur bolam. Men sendan ming bat roziman, iloho. Oshiring olchi bo'lsin. Xorlik ko'rma bolam deb duo qildi. Dadamni o'tdi ham deydilar. Xudoy taolo menga shunaqangi omad berdi. Qo'limni urgan ishdan dunyo man qo'laydigan bo'ldi deydi. Uchastka turg'izdim, onamlarni hajga olib borib keldim, bitta dom oldim. Mana hozir dehqonchilik qilib pomidor ekyapman. Gektar-gektar pomidor ekkan qo'shnilarimni pomidori gullab turib qurib qoldi dedi. Hali hosil qilmasdan pomidor gulida qurib qoldi. Mana hozir mana asosiy hosillarimni hammasini yig'ib oldim, terib oldim. Daromadim xudoga shukr 5-6 barobar bo'lib ketdi. Yana hozir bor pomidor tersam 50 yashiq kattalikli pomidor teraman. Hammasi hayron deydi. Sen nima sepkansan bu? Dalanga qanaqa dori septing? Nega bizniki qurib qoldi, seniki qurmaydi? Nega seniki hosil qilyapti deb? Men hech narsa qilganim yo'q. Bu dalamga dadam dori sep ketganlar, duolari bilan menga shunaqa balolardan asrab ketganlar deb aytaman deydi. Mana ota-ona qanaqa duo. Kalomi sharifda deydi Xudoyim, ota-onang rizo, shunda rizoyim. Hayotda hamisha Rasuli akram ota-onalarni, ota-onalarni tutib mukarram bo'lsang sen agar jannat qasdida jannat seni onangni oyog'i ostida deyapti. Hozir bu qorakalarimga bir rasm ko'rsatdim. Kechagunda Surxondaryoga borganda Dehqonobod degan Qashqadaryoni tumanida bir tog'ni tepasida bir Fayzullo ota degan bir avliyo zot yashaydilar hozir. Yoshlari 100 ga borib qolganlar. Mana shu telefonimda rasm bor, ko'rsatib kishini suratlaridan shunaqa avliyo zotlar dilingizdan o'tgan narsani shundoq muhayyo qilib aytib sezib turadi. Kirdik ziyoratlariga, ota-onangiz hayot ekanlar, boy ekansiz dedilar. Birinchi gaplari shu bo'ldi. Mendan so'ramadilar, ota-onangiz hayot miladimi? Ota-onangiz bor ekanlar, boy ekansiz dedilar. Hozir boylar bor, hamma yog'i bor, bitib ketgan. Bir kam dunyo ota-ona yo'q. Qani o'sha boylik bilan ota-onani duosini olsa, hajga olib borsa, sanatoriyalarga yo'q endi, ketgan. Endi ularni o'rnini hech kim to'ldirib bo'lmaydi. Yana aytdilarki, janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoshlarga nasihat qilgan paytlarda farzand ota-onani huzuriga kirganda, otani qo'lini o'pib, peshonasiga surib, onasini oyog'ini kaftidan o'pib duo olsin deganlar dedilar. Oramizda bormi bugun otani qo'lini o'payotganlar, bormi peshonasiga surayotganlar? Bu otalarimizga bundoq vaqtdan mahrum bo'lganlar. Chunki u o'paladigan qo'l allaqachon ketib bo'lgan joyiga. To'g'rimi? Yo'q. Lekin hozir bu dadalarni farzandlari, bu yosh yigitlar ota-onalari qo'llarini o'payapsizlarmi? Onalarining oyog'ini tagini o'payapsizlarmi? Ko'rdingizmi? Hammangiz jim o'ylashib qolasiz. Nima uchun farzandlar o'pmayapti? Otani qo'lini, onani qo'lini, oyog'ini o'pmayapti. Nima uchun? Chunki dadalarini o'payotganda bu bolalar ko'rmagan dadasini o'payotganini. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Agar o'sha paytlarda bu dadalarimiz dadalarini qo'llarini o'pganda edi, onalarini oyoqlarini o'pganda edi, hozir yoshlar farzandlar
Kollarını öpüp dua alıyorken bulardı. Televizörde Türkiye'nin seriyeli tülük gitti. Rasvacılık, hem buzukçılığını targip yaptı. Lekin o şey buzuk seriyelde hem otanın kolunu öpüp, onanın kolunu öpüp dua alıyordu o şeyler. Rasvacılığını korset etken, buzukçılığını korset etken. Lekin biz kaçan öpemiz? Ya bu kol arzı mıydı mı? Hani yetiyle arzı mıydı mı öpüştükken? Cennet onayını ayağı astıda diyetti. Bir medresede üstazlar gayri adli savalen verip koyarken araç ara. Talebelerden sorattı. Ertece kayısı biriler, menge cennet tuprağıdan bir kısım opkilesi verdiyse talebeler hayran. Bu gurbet dünyada, zulmet dünyada cennet tuprağını kana ona mı? Kim opkiledi ertece cennet tuprağınsa bir talebe şartı tuttudu, ben opkilemem. Bar opkilem. Ertesi günü dasrum oldu. Bir kısım tuprağı kaptı. Ne demek bu dese? Cennet tuprağı keçeydi. Kim opkiledi?